Merhaba arkadaşlar. Bu videoda son 5 yıldır hangi fonlar en iyi performansı gösterdi? Son 5 yılda, 3 yılda, 1 yılda, yılbaşından beri 6 ay, 3 ay ve de 1 ay. Hangi fonlar en iyi 50 fon içindeydi? Bunun karşılaştırmalı videosunu yapacağım. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydum? Şimdi ben de fonlara yatırım yapıyorum ve elimde bir sürü fon var. Ancak gördüğüm kadarıyla fonlar dönemsel olarak bazen iyi getiriyor, bazen kötü getiriyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son bir yıldır Borsa İstanbul çok iyi gidiyor. Ancak yılbaşından daha Mayıs ayına kadar o 5 aylık, 5,5 aylık bir süre içinde bir sürü fon aslında tökezledi. Bundan önce ise yabancı hisse senedi fonları daha iyi getiriyordu. Şimdi size bu Excel'in üzerinden geçerekten hangi fonların sürekli uzun vadeli diyorum, dönemsel olarak değil. Yani ben bu fonu alayım ve de unutayım, bana gerçekten iyi kötü, en iyisi olmasa da en iyi 50 fon içinde iyi bir getiri sunuyor diyebileceğimiz fonlar hangileri, onları bir görelim. Şimdi ben bu Excel dosyasını 5 yıllık ve de 3 yıllık fonlar için hazırladım arkadaşlar. Ancak sunumumu 5 yıl üzerinden yapacağım. Yani bu fonların hepsi de 5 yıl önce var olan fonlardı. Şimdi bir bakalım en iyi fonlar hangileriydi? Yaklaşık 200 tane fon var arkadaşlar. Ben bu fonların tamamını bütün dosyalara, bütün bu Excel sayfalarına kopyaladım. Şu kolonları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 1 aylık, 3 aylık, böyle böyle 5 yıllık getirileri var burada. Ve de dedim ki bu sayfada 1 aylık getirilerine göre sıraya düz. Gördüğünüz gibi şurada fonun kodu var, TEFAS kodu, fonun adı, türü ve de 1 aylık getirisi arkadaşlar %35'ten başlıyor. Daha işte görüyorsunuz %-'lere kadar gidiyor. Yine başka bir kolon 3 aylık, 6 aylık, yılbaşından beri 1-3-5 yıl olarak sıraladım. Yani şu son 1 ay şu 50 fon en iyi performansı getirmiş arkadaşlar. Bu fonların bazıları bakın 3 ayda da, 6 ayda da, 1 yıl, 3 yıl ve de 5 yılda bu en iyi performans getiren 50 fon içindeymiş. Ancak yılbaşından beri performansına baktığımızda o ilk 50'ye girememiş demek bu. Şimdi buradaki fonları ben sıraladım ve de burada bir sürü fonlar var arkadaşlar. Bu 1 aylık. Şu 3 aylıklara baktığım zaman 3 aylık kolonu burası. Yine burada 50 tane fon var. 6 aylıklar yine 50 tane. Yılbaşından bu yana yine 50 tane. 1 yıllık, 3 yıllık ve de 5 yıllık en iyi 50 fonu her sayfada sıraladım. Bütün yapacağımız iş arkadaşlar bu listenin üzerinden yavaş yavaş geçmek. Şimdi sırayla başlıyoruz. İlk fonumuz bu AK3. Ak Portföy Hisse senedi yoğun fonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yıl %200 getirmiş. 3 yılda %650 ve 814 5 yılda. 5 yıl performansı bence biraz düşük. Niye derseniz şurada bakın 5 yıllık sayfasına gidiyoruz. 5 yıllık performansı %800'den çok daha iyi olan fonlar var. Yani ne diyoruz burada? Aslında AK3 oldukça iyi bir fon. Ancak 5 yıllık performansı o kadar da iyi değil. Başka? Ama her yıl üst üste ilk 50'ye de girmiş. Onu da biliyoruz. Başka sırada ne var arkadaşlar? Şurada bir fon daha var. Bu nedir? Global EC2, Global MD. O da hisse senedi yoğun fon. Onun 5 yıllık performansına bakıyoruz arkadaşlar. O da çok iyi değil. %880.
Devam ediyoruz. Şurada bir tane var. HVS, HSBC Portföy hisse senedi, yoğun fon. Yine aynı şekilde. O da her yıl 50'ye girmiş. Ancak bunun bakın %5 yıllık performansı %1470 arkadaşlar. Oldukça iyi. Ne demiştik buna? HVS. Bu da hisse senedi, şemsiye fonu, hisse senedi, şemsiye fonu, hisse senedi, yoğun fon arkadaşlar. HSBC portföy. Yani ne diyoruz? Bütün fonlar arkadaşlar aynı değil. Devam ediyoruz. Şurada yine başka bir fon var arkadaşlar. İstanbul portföy birinci değişken fon. Bu değişken şemsiye fonu arkadaşlar. Yani hisse senedi, sadece İstanbul, Borsa İstanbul hisse senetlerine yatırım yapan bir fon değil. Onun 5 yıllık getirisi de bakın %1200, 1238 demiş. Aslında performans olarak şu HSBC'nin HVS'sine çok benziyor getirileri. En büyük fark arkadaşlar bakıyorum. En büyük fark şurada. 6 ay. Biliyorsunuz Borsa İstanbul yılbaşından Mayıs'ın ortasına kadar pek iyi performans göstermedi arkadaşlar. Değil mi? O sırada bakın yılbaşından beri hatta şurada görüyoruz. Bu HSBC'nin fonu %48 getirisi varken İstanbul portföy birinci değişken %71 getirisi var. Neden arkadaşlar? Yine son 6 aya bakalım. O da yine benzeri bir şekilde. Yani son 6 ay ne demektir? Şimdi Ağustos'tayız değil mi? Yani 8. aydayız. Yani Şubat ayından beri bu birinci değişken fon %90 getirmiş. HSBC ise %60 getirmiş arkadaşlar. Neden? Çünkü bu HSBC hisse senedi yoğun fon arkadaşlar. Yani temalı bir fon. Onlar Borsa İstanbul'a yatırım yapmak zorundalar ve de bunun dışına çıkamıyorlar. Bunun dışına çıkamadıkları için de Borsa İstanbul düşerken onlar da düşüyorlar sonuçta. Değişken fonların bir avantajı bu. Onlar rüzgara göre yelken değiştirebiliyorlar. Tabi bunun bir bedeli var arkadaşlar. Değişken fonlar %10, %10 stopaja tabi. Başka bakıyoruz arkadaşlar. Sürekli ilk 50'ye girmiş. Bir tane daha var burada. Bu nedir? FYD. QNB Finans birinci hisse senedi yoğun fon. Evet. Onun getirisi de yine fena değil. 5 yıllık %1100. Evet. Yine bu HSBC'nin hisse senedi yoğun fonu gibi o da 6. ayda yılbaşı performansında geride kalmış arkadaşlar. Yine de 5 yıllık sonuçları gayet güzel. Devam ediyoruz. Burada başka bir hisse senedi yoğun fon daha var. Yapı Kredi Portföy 1. hisse senedi yoğun fon. O da her sene her dönem ilk 50'ye girmiş. Ancak 5 yıllık performansı pek iç açıcı değil arkadaşlar. %800 sadece. Onu listeme. O yüzden almıyorum. Onu işaretlemedim şurasını. Pek öyle iyi değil yani. Şu QNB de fena değil. Şunu da işaretleyelim. %1000'in üzerinde. Başka ne var arkadaşlar? Başka bir tane de burada var. Yas, Yapı Kredi Portföy, Koç Holding, İştirak ve Hisse Senedi Fonu. Evet, bu da Hisse Senedi Şemsiye Fonu. Evet, rakamlar fena değil aslında. O da %1000 getirisi var 5 yıllık. Bir karşılaştırırsak ancak 3 yıllık diğerleri bakın %844 getiriyorken arkadaşlar bu %600'de kalmış. O yüzden ben bunu da listeme almayacağım.
Bir tane şurada bir tane daha son bir fon vardı arkadaşlar. Bu nedir? Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföy, Koç Holding, İştirak ve Hisse Senedi Fonu. O da yine %1000'de kalmış. Yine yüzde, aslında şeyler çok yakın arkadaşlar. Evet, performansları birbirine çok yakın. Onlar da ilk 50'ye girmişler. Her dönem. Ancak o kadar da iyi değiller. Yani sonuçta ben buraya baktığım zaman ne görüyorum arkadaşlar? Şu HSBC portföy, hisse senedi yoğun fonu birinci sırada. İstanbul portföy birinci değişken fonu ise ikinci sırada. Değişken fonun avantajı ve de dezavantajı. Dezavantajı arkadaşlar %10 stopaj. Yani karınız aslında %90 olmuyor burada. %80 oluyor mesela. Ancak Borsa İstanbul kötü gitse bile sonuçta şeyi unutmamak lazım. Son bir sene teşvikler vesaireler. Borsa İstanbul çok iyi gitti. Ama buradan şeyde görüyoruz yani. Diğer dönemlerde de kötü gitmemiş aslında. Eğer fon yöneticiniz İyiyse diyorum ve de eğer bana derseniz ki bunların hangisini alıp da unutursanız diye benim alacağım iki tane fon var arkadaşlar. Buraya bakaraktan HSBC ve de İTB. Biraz önce Excel dosyasında arkadaşlar son 5 yıldır var olan fonlara bakmıştık değil mi? Yani uzun vadeli düşünüyoruz. Ben aldım öyle çok fazla değiştirmeyeceğim, alacağım ve de tutacağım şeklinde. Eğer ben hani uzun vadeci ben alırım ve de tutarım. İşte fon yöneticileri benim paramı alsınlar, yönetsinler şeklinde düşünenleri için. Hani ben 5 yıllığa bakmıştım. Ama 3 yılda aslında çok kısa bir dönem değil. Ancak orada bir sorun var arkadaşlar. Son 3 yıl biliyorsunuz Covid'e denk geliyor. Yani dünyada bir kriz vardı. Ve de Türkiye'de böyle bir teşvikler oldu. Değil mi? Anormal teşvikler oldu. Ve de mesela dolara, kura basıldı, baskı yapıldı, bilmem ne. Yani yeni yatırım araçları uyduruldu. Hiç görülmemiş. Yani Covid öncesini de düşünmek lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü Covid geldi ne oldu? Dünya borsaları tepe taklak oldu. Eurobond fiyatları tepe taklak oldu değil mi? Bu fonlar sonuçta bundan nasibini aldılar. Neyse lafı çok uzatmayalım ve de bir bakalım hangi fonlar çok iyi performans göstermiş. Evet, bir tanesi bu Global MD hisse senedi. Hisse senedi şemsiye fonu arkadaşlar. İlginçtir. Aslında bu çok beğendiğim bir fon. Tacirler Portföy Değişken Fon. Değişken, o da değişken fon arkadaşlar. Ve de Tacirler Portföy'ün bu değişken fonu şeye bakarsanız 5 yıllık. 5 yılın en yüksek getirisi olan fon bu TCD arkadaşlar. Bakın %2500 getirisi var. Son 5 yılda. Aman Allah'ım. Ancak son 6 ayda yılbaşından beri yani yılbaşından beri ve de son 6 ayda arkadaşlar ilk 50'ye girememiş. Yani orada çok çabuk pozisyon alamamışlar. Ben yine de bu TCD'yi beğendiğim fonlar arasında, tercih ettiğim fonlar arasına alacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü son 5 yılın aslında en iyi performansını sağlayan fon. Ve de şimdi bir düşünüyorum ben. Yani bir sürü 10 tane. Yok işte efendim onun teknolojisi de bunun teknolojisi de, yok işte sağlık da falan da filan da. Onlara hiç girmeyip de sadece şu 3 tane fonu 3 tane fonu arkadaşlar elimde tutsaydım %800 arkadaşlar.
%800 getirisi olacaktı. Ortalama %850 diyelim. Çünkü bunlar yukarıda malum. 5 yıllık süreyi göz önüne alırsak %1400, %1200, ve de arkadaşlar %2200. Neredeyse paramı ona katlamış olacaktım arkadaşlar. Peki biraz daha kısa vadeye bakalım. 6 ayda %40, %80, %60. Bu net arkadaşlar. Bunun stopajı yok. %40, yani %60 6 ayda. Peki 1 yılda %200, %220, %170. Yaklaşık %200 arkadaşlar. Peki ya 1 ayda %22, yaklaşık 20 diyelim. Ve de yaklaşık %24. Yani %22 bir ayda. 3 tane fonla arkadaşlar bu kadar iyi getiriler elde edebilirdim diyorum ve de 3 yıllığa atlıyorum. 3 yıllıktaki en iyi fonlar EC2 var. Şuna bakalım arkadaşlar. 3 yıllık getirisi. Şu 3 yıllık getirilerde bakın %900 getiren fonlar olmuş arkadaşlar. Yani bizim kriterimiz %600 bence biraz düşük. Biraz daha yüksek. Daha iyi sonuçlara bakmak lazım. Şu bir tanesi. Ancak şu 600 iyi değil. Şurada yine de 600 var arkadaşlar. O da o kadar iyi değil. Şu fena değil. Bu nedir? İstanbul Portföy Hisse Senedi Yoğun Fon. Evet. Yani hisse senedi yoğun fonlara şaşırmamak lazım arkadaşlar. Çünkü neden? Malum. Söyledik. Son bir yıldır Borsa İstanbul'a çok büyük teşvik var. Bakın şu HVS son 3 yılda yılbaşından beri performansı o kadar da iyi olmadığı için bakın %48 var. Hisse senedi çünkü. Çok iyi getirisi olduğu halde ona sadece şu yılbaşından beri listelemeye giremedi arkadaşlar. Yine de çok iyi bir rakam. %944. Onu da listemize alıyoruz. Şurada var bir tane daha. İstanbul Portföy birinci değişken fon. Yine aynı şekilde bunu 5 yıllıkta da gördük değil mi? Bu ikisi 5 yıllıkta gayet iyi bir sonuç getirdiler. Başka bakıyoruz. Öyle o kadar iyi bir fon ben göremedim arkadaşlar. Sıralamaya girebilen sadece şu oldu. Bir de şurada bir 925 var. Osmanlı Portföy birinci hisse senedi yoğun fon. Evet, o da sadece yılbaşından beri iyi bir performansı olmamış. Onun dışında gayet iyi. Bakın yılbaşından beri gördünüz mü? %30. Ama onun dışında 3 yıllık performansı, yıllık, 1 yıllık performansı. Evet. O da iyi. Ancak bunlar sizi yanıltmasın arkadaşlar. Borsa İstanbul'a, İstanbul Borsası'na, Türkiye Borsası'na her zaman böyle bu kadar çok teşvik. Ve de efendim biz dolara kontrol altında alalım. Liralaşma olsun vesaire. Ondan sonra her zaman olmayabilir. O yüzden dikkat etmek, dikkatli olmak lazım. Tacirler değişken fon yine %850 bu arada da gayet iyi. Ama dediğimiz gibi yılbaşında ve de 6 ayda ilk sıralamalara giremediler. Yas da yine aynı şekilde. 3 yıllık getirisi %600. O kadar da muhteşem değil diyoruz.
Ben yine de şu 3 yıllıklara bir bakıyorum arkadaşlar. Osmanlı portföy, birinci hisse senedi, yoğun fon. Evet, gördüğünüz gibi hisse senedi, şemsiye fonlar dolu. Ben tekrar 5 yıla döneceğim arkadaşlar. Bir de şu şemsiye fon türü. Neye bakmak istiyorum? Hangi fon türleri en iyi getirileri elde etmiş? Evet. Şimdi fonları fon türüne göre sıraya soktum arkadaşlar. Ve de borçlanma araçları, gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı kırmızı, zaten fazla bir şey beklemiyoruz arkadaşlar. Değişken şemsiye fonları, yine onlar da aslında çok muhteşem değil. İyi performans gösteren birkaç tane var. İstanbul Portföy. Evet, Tacirler, bunu işaretlemiştik zaten bunları. Onun dışında hisse senedi, fon sepeti, şemsiye fonları da öyle aman aman değil arkadaşlar. Öyle çok dehşet bir fon yok ortalıkta. Hisse senedi, şemsiye fonları. Büyük çoğunluk hisse senedi, şemsiye fonları. Evet, gördüğünüz gibi 5 yılda olsa, 5 yılda da olsa arkadaşlar, 1 aylıkta da olsa hisse senedi, yoğun fonlar iyi performans göstermişler. Bu neden böyle? Bir ihtimal arkadaşlar, fon yöneticilerimiz yurt dışı piyasalarını pek iyi bilmiyorlar. Katılım şemsiye fonları ise evet, pek iyi değil arkadaşlar. Bu kira sertifikaları vesaireler, gördüğünüz gibi hiç, neredeyse hiçbiri öyle ilk 50'ye, yani düzenli olarak girememiş diyorum artık. Bunlar son 5 yılın fonları. Altın fonları da evet, yine gördüğünüz gibi altın altın. Yani altında da öyle aman aman bir marifet yok arkadaşlar. Dönemsel olarak iyi gidiyor. Onun dışında öyle düzenli bir getiri falan yok altında. Para piyasası şemsiye fonları zaten getirileri çok düşük arkadaşlar. Yani gecelik faiz alıyorsunuz en fazla. Serbest şemsiye fonları, bunlar neler arkadaşlar? Bunlar TEFAS'tan alınabilen serbest şemsiye fonları. Bunlar değişken fon gibi %10 stopaja tabi. Ancak 5 yıllıklarda öyle aman aman bir getiri göremiyorum. Aynısını bir 3 yıllıklarda yapsak diyeceğim. Evet. Tekrar bir sıraya koyduk. Borçlanma araçları, şemsiye fonları. Değişkenlerde değişken fonlar. Serbest fonlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi son 3 yılda kurulmuş bir sürü serbest fon var. Şurada tek portföy aslında son 1 ay hariç, son 1 ayda %16. Yani çok da kötü değil aslında. Şu da ilginç arkadaşlar. TEP portföy pusula serbest fon. Bunu son 3 yıllık getirisi %800. O da fena değil aslında. Bu serbest fonu alabilmeniz için nitelikli yatırımcı olmanız gerekiyor. Benim bildiğim en az 1 milyon liralık yatırım portföyünüzün olması lazım arkadaşlar. Bunu gidip de yatırım artık aracı bankanız, aracı kuruluşunuz kimse, onlarla bir görüşüp de bu TPP fonunu da alabilirsiniz eğer ilginizi çekiyorsa. Bakın, bu da serbest fon arkadaşlar. Bakın, hisse senedi şemsiye fonları yılbaşından beri ve de 6 aylık sürede, şu iki periyotta gayet kötüydüler, hatırlıyorsunuz, %40 %50 falan. Bu TPP serbest fon olduğu için gördüğünüz gibi hisse senedi, yabancı hisse senedi, BYF'ler, tahviller vesaireler gayet dengeli bir portföy ve de İstanbul borsası kötü gitmesine rağmen %75 %80 net getiri elde edebilirler stopaj sonrası. Yine iniyorum. Onun dışında diğer serbest fonlarda
ilgimi çeken, dikkatimi çeken bir şey yok. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bunu ara sıra yapmak istiyorum. Kendim de yapmak, kendim de görmek istiyorum aslında. Ne bileyim, en azından bir 3 ayda bir bir fonları bir gözden geçirip de hangileri daha iyi gidiyor, hangileri daha kötü gidiyor bir dengelemek lazım arkadaşlar portföyünüzü. Öyle ben alayım, aşık olayım, ne olursa olsun kötü de gitse ben bu fonu tutayım şeklinde bir yönetim bence iyi değil. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Emekli Mühendis'ten Benceler.
Emekli mühendisten benceler, uyarsa.